Mor Gündem'den herkese merhabalar. Bugün Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor oyununun yazarı ve oyuncusu Duygu Dalyanoğlu ile bir aradayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Oyun Boğaziçi Gösteri Sanatları tarafından oynanıyor. Yani ilk başta şöyle başlamak istiyorum aslında. Oyunu izlerken böyle çok tuhaf duygulardan duygulara koştum aslında. Bir yandan Sevgi Soysal'ın hiçbir zaman halk için yazmaktan ve aslında kendini sevmekten vazgeçme işine şahit oluyoruz. Bir yandan da onun etrafında başka başka kadınların hikayeleri, ortaklaşan hikayeleri görmüş oluyoruz. Aynı zamanda 12 Mart darbesinden sonraki süreçler, devrimci mücadeleye dair şeyler de görmek mümkün. İşte Deniz Gezmişler'in açlık grevi yapması, işte Mahir ve arkadaşları Kızıldere katliamı, bunlara dair birçok şey görüyoruz. Aynı zamanda dekor ve kolajlar da oyunu daha harika bir hale getiriyor görsel olarak da. Öncelikle elinize sağlık demek istiyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Yani şunu sormak istiyorum aslında. İlk Sevgi Soysal'a dair bir oyun sahnelemek fikri nasıl ortaya çıktı? Ya öncelikle şunu söylemem lazım. Biz Boğaziçi Gösteri Sanatları topluluğu olarak bu tarz biyografi ve portre oyunlarında bir aslında bir üslubumuz oluştu yıllar içerisinde. Hem Zabel Yesiyan'ın hayatını anlatan bir oyunumuz var. Onun dışında Muhsin Ertuğrul'un ya da belirli tiyatro ustalarının oyunlarını anlatan hikayeler ürettik şimdiye kadar. Ama Zabel Yesiyan'ın hikayesini anlattığımız oyunumuz 2017'de seyirciyle buluşmuştu. Ve onun hikayesi 1878-1936 yılları arasında geçiyordu. Yine benzer bir şekilde tamamen kadınlardan oluşan bir oyuncu kadrosuyla sahnelenmişti. Aysel Yıldırım'la birlikte yazmıştık. O oyun seyirciyle buluştuktan sonra ve seyirci aslında Zabel Yesiyan'ı biraz da o oyunda tanıdıktan sonra şunu fark ettim. Bu ilk fikir benden çıkmıştı. Yani bu aslında bize hem bir yazarı hem de bir dönemi tanıma imkanı veriyor bu oyunlar. Biz bu oyuna devam edemez miyiz diye bir fikir üzerine düşünürken üniversite yıllarında tanıdığım ve çok edebiyatından etkilendiğim Sevgi Soysal'ı yeniden hatırladım diyeyim. Çünkü Sevgi Soysal'ı ilk yanlış hatırlamıyorsam Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'yla tanımıştım. Ve okuduğumda çok canlı ve teatral olduğunu düşünmüştüm. Sahnelemeye uygun demiştim. O zamanlar amatör bir tiyatrocuydum diyeyim. Üzerinden yıllar geçti ve 2019'da tekrar okumaya başladım. Ve aslında bunun devam edebileceğini düşündüm. O kadroyu açtım. Herkesle bir heyecan yarattı derken tabii pandemi oldu. Bu fikri biraz ertelemek durumunda kaldık. 2022 yazında tekrar hadi artık birlikte tekrar sahneye çıkmanın koşulları oluşuyor dediğimizde de hep birlikte oturup oyun kadrosu olarak yazdıklarını okuduk. Ve çok şanslıydık ki hem yazdıkları yeniden basılmış ya da ortaya çıkan yeni yeni eserleri olmuş yıllar içinde. Hem de üzerine çok fazla inceleme yazılmış. Hani edebi bakış açısıyla, feminist queer bakış açısıyla, işte toplumcu gerçekçi bakış açısıyla onları okuma fırsatımız oldu. Derken işte hep birlikte bu hayatıyla, yazdıklarıyla hemhal olduktan sonra da oyun sürecimiz başladı. Kızı Funda Soysal'la yollarımız kesişti. Onunla birlikte bir araştırma, tartışma sürecimiz oldu. Onun vesilesiyle Sevgi Soysal'ı tanıyan ve de, ya da onun üzerine çalışma yapan başka birçok isimle çalıştık. Ve aslında oyun süreci boyunca hem onun eserlerini, hem dönemini, hem de hayatının dönüm noktalarını iç içe geçirdiğimiz bir yapıya büründürdük oyunu diye böyle kısaca bir giriş yapayım. Teşekkür ederim. Ya şeyi de merak ediyorum. Tamamen kadınlardan oluşan bir kadroyla çalışmak ve böyle bir kadroyla bir şey üretmek nasıl bir şey? Ya o tabii bu proje için çok önemli ama şunu söylemem lazım. Zaten Boğaziçi Gösteri Sanatları topluluğu bir feminist tiyatro ekolünden geliyoruz hepimiz. Hani bu Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciyken 8 Mart'larda
yapılan skeçlerle başlayan, sonra zamanla amatör alandan profesyonel projeler üretmeye başlayan bir anlayış. Bu oyunda da sahne üzerinde 5 kadın oyuncu var. Oyunun yaratıcı ekibi, yani yazarı, yönetmeni, koreografı gibi ana alanlarda kadınlar çalışıyor. Bu tabii bize şunu sağlıyor. Bir, çok fazla kadın hikayesi, kadınları güçlendiren, kadınların merkezde olduğu hikaye az, kadın rolü hala az. Bu alanda üretmek, hem kadınlarla birlikte hani kadın oyuncular olarak ya da kadın sanatçılar olarak o dayanışmayı, sahne üzerinde birlikteliği büyütmek çok güçlendirici ve belki de konforlu. Hem de aslında dediniz ya, Sevgi Soysal, tamam hani biz Sevgi Soysal'a tek kişilik bir oyun yapabilirdik veya işte daha karma bir kadroyla çıkarabilirdik, ki öyle oyunlar da yapıyoruz ve çok keyif alıyoruz. Ama burada bütün rolleri, kadın roller yaratmak, onun hayatında karşılaştığı, bazen çatıştığı, bazen sevdiği, ona destek olan birçok farklı kadını aramak, bulmak ve anlatmak açısından da bizi farklı düşünmeye teşvik ediyor. Yani bakarsanız oyunda 20 tane neredeyse farklı kadın rolü var. İşte bir oyuncu Sevgi Soysal oynuyor, dördümüz başka rollere giriyoruz. Dolayısıyla çok böyle tiyatro metni bulmak bu günümüzde mümkün değil. O anlamda da yazar olarak, oyuncu olarak, yönetmen olarak bir estetik oluşturuyoruz. Buna gayret ediyoruz diyeyim. Yani ben de izlerken şöyle hissettim aslında. Sadece kadınların oynadığı, kadınların var olduğu bir oyunda böyle oranın enerjisi, böyle neşesi bile değişip dönüşüyor. Seyirciye de yansıyor bence o. Bir de izlerken şunu düşünmüştüm. Adalet Ağaoğlu'yla orada bir diyalogları oluyor yazma üstüne. Orada da şey üzerine konuşuyorlar işte. Ne ara yazacağız işte, ev işleri, çocuk, şu bu, işte bir sürü aslında tüm kadınların sırtında olan yükler. Onu izlerken şeyi düşündüm, yani hep bir şey muhabbeti duyarız ya, işte bakın kadın yazar çok az, kadın şair çok az, kadın sanatçı şöyle az gibi. Yani aslında şeyi görüyoruz, kadınların omzunda o kadar çok yük var ki çoğu zaman bu engelleri aşıp bir şeyler üretebilmek zor oluyor. Bunu aşabilmek herkes için mümkün olmuyor. Ve belki de böyle olmasaydı, kadınlar bunca engelle karşılaşmasaydı, edebiyat dünyası, sanat dünyası nasıl bir noktada olurdu? Bunu sormak istiyorum. Ya tıpkı aslında Virginia Woolf'un dediği gibi, kendilerine ait bir odaları olabilseydi nasıl üretirlerdi? Ya biz de o sahnede, bu arada o Adalet Ağaoğlu'nun Sevgi Soysal'ın ardından yazdığı bir anıdan esinle o sahneyi oluşturduk. Orada aslında şunu göstermek istedik. Sevgi Soysal'da, Adalet Ağaoğlu'da bugüne pek çok ürün bırakmış. Çok üretken, çok fazla yazmış insanlar, ama onların da bu aşamaya gelmeden önce yaşadıkları çelişkiler, çatışmalar, aştıkları zorluklar var. Bunu gösterebilmek önemliydi. Nasıl aştılar, oradan nasıl çıktılar? O zorlanmayı bir kadın olarak ya da bir entelektüel olarak nasıl taktiklerle değiştirmeyi ve üretmeyi başardıkları göstermenin bugüne de bir şey söyleyeceğini, ya da bizler de aynı sorunları yaşıyoruz kadın üreticiler olarak ya da izleyicimizde, onu anlatmak istedik. Yani sadece kimseyi bir başarı hikayesi ya da bir deha olduğunu düşünsek bile, onun arkasında aslında bir zorlanma, bir mücadele ve bir oradan çıkış hikayesi vardır. Sevgi Soysal için de böyle. Adalet Ağaoğlu'yla karşılaşmalarında tabii ki Adalet Ağaoğlu'na daha kısa bir yer açıyoruz. Sevgi Soysal'ın hikayesi merkezde olduğu için, ama ikisinin de farklı şekillerde mücadele ettiğini gösteriyoruz oyunda ve bunu çok gündelik bir yerden, yani gündelik bir ev buluşmasındaki halleri üzerinden yapıyoruz. Hani işte izlemeyenler için de sürprizini kaçırmayalım, ama bir takım, sadece şey değil bu arada, sadece bireysel zorluklar değil, hani 60'lı yıllarda, hatta 62'de yeni anayasanın değiştiği, bir değişim rüzgarlarının başladığı bir dönemde kadınlar, bu değişim bizi ne kadar içine alıyor, yeni cumhuriyetin yeni anayasasında biz neredeyiz'i de sordukları bir dönemde. Sadece Adalet Ağaoğlu ve Sevgi Soysal'ın kendi hayatlarındaki çıkmazlar değil, ikisi aslında iç içe geçiyor oyunda.
Yani oyunda aynı zamanda 12 Mart derbisi sonrasındaki süreç işte aslında koğuştaki bir sohbete de şahit oluyoruz. Yine çok sürprizini kaçırmadan sormaya çalışacağım. Ama onu izlerken de şöyle bir şey hissettiriyor. İşte aslında kara bir dönem, zor bir dönem, işte çok acılar yaşanıyor falan. Ama bir yanda kadınlar orada bir kara mizahla, direngen bir tavırla birbirlerini iyileştiriyorlar. Birbirlerine sürekli destek oluyorlar. Yani buna dair ne söylemek istersiniz? Ya bu zaten Selik Soysal'ın Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'nda çok özel bir şekilde anlattığı bir durum. Yani kendisi iki kere 12 Mart döneminde, önce kısa bir dönem sonra daha uzun bir dönem olmak üzere iki kere hapis yatıyor. Ve çıkar çıkmaz yani o 1,5 yılın ardından tefrika halinde yazıyor. Sonra da kitap olarak yayınlanıyor. Dolayısıyla çok sıcağı sıcağına gözlemlerini anlatıyor ve orada hüznü de işte demin bahsettiğiniz denizlerin, mahirlerin ölümlerini de ya da ama içeride farklı sol fraksiyonların ya da oraya hiç ait olmayan insanların ya da kendinin konumunu da bilerek yaşadığı durumları anlatıyor. Orada işte açlık da var, sevgi de var, hüzün de var, sinir de var, mizah da var. Biz de bundan çok esinlendik. Biz zaten BGST olarak bu farklı üslupları bir arada kullanmayı seven bir grubuz. Çünkü hayat da öyle. Ama zaten Selgi Soysal bize bunu yolunu açmıştı. Onu söyleyebilirim. Ve iki oyunda iki dönemde anlatıyoruz. Yani içeriye girdiği ilk döneminde, ikinci dönemde, ki ikinci dönem daha koşulların sertleştiği bir dönem. İşkencenin, açlık grevinin arttığı dönemler. Ve kendisi içerideyken işte Kızıldere'yi duyuyor. Dolayısıyla biz bu iki farklı sahneyi anlatırken hem Selgi Soysal'ın karşısına çıkan farklı kadınları, yani işte Taşralı bir öğretmeni de görüyor, Behice Boran gibi bir ismini de görüyor, Kürt kadınlarından birini görüyor, işte devrimci kadınların farklı fraksiyonlardan kadınları da görüyor. Dolayısıyla orada Selgi Soysal'ın nasıl onların içinde hem var olduğunu, bağımsız bir aydın olarak, belki de bütün bu örgütlenmelerin dışında kalan bir aydın olarak nasıl durduğunu da gösteriyoruz. Hem de aslında orada yeni yeni örgütlenen muhalefette kadınların durumu neydi? Yani daha feminist hareket yokken onun öncülü olan kadınlar nasıl tartışmalar yapıyorlardı ve içeride nasıl bir hayat kuruyorlardı ve nasıl direniyorlardı, onu anlatıyoruz. O açıdan o sahneler, oyunun ikinci perdesini oluşturan bu sahneler bizim için önemli. Yani çünkü 1971'de 12 Mart'ta olanlar çok fazla ana akımın bile sahnede veya işte dizilerde çok sınırlı işlediği alanlar. Selgi Soysal'dan ilham alarak bunu yapmak bizim için çok değerli ve o sahnelerle o dönemi yaşayan veya yaşayamayan herkesin bir bağ kurduğunu da görüyoruz. Hani oyunu şimdiye kadar 20 kere oynadık. Herkes o hapishane sahnelerindeki canlı hayatı bir şekilde hissedebiliyor sanki. Evet. Yani şeye de çok katılıyorum. Şey söylediniz ya, işte aslında o dönem feminist hareket gibi bir şey varlığından bahsedemeyiz. Ama şu anki feminist hareketin orayı idol aldığı, oranın işte Selgi Soysal'ı okuduğu, kendine belki bir pusula olarak belirlediği bir dönemdeyiz. O açıdan da aslında çok değerli. Türkiye'nin bu anlamda da bence çok uzun ve değerli bir tarihi var kadınlar açısından. Yani bir de oyunda çok fazla kadın var. Sizin dediğiniz gibi bir sürü kadın karakter anlatılıyor. Hepsinin de farklı bir hikayesi var. İşte merak uyandıran tarafları var. Ama orada böyle beni en çok etkileyen ve merak ettiğim karakterlerden biri Çiğdem oldu. Birazcık onun hakkında konuşmak istiyorum o yüzden. Çiğdem de orada aslında mahirlerin yol arkadaşı olan bir kadın ve uzun bir süre işkenceye maruz bırakılıyor. Sonrasındaki sahnelerde birazcık hayatla bağının kopma noktasına geldiği ama orada sarıp sarmalanan, sürekli işte sevgiyle yaklaşılan bir hal var onun. Sonrasında da radyoda birlikte Kızıldere katliamının haberini aldıktan sonra Çiğdem'in yaşamının son verdiği bir durum görüyoruz. Bu Çiğdem karakterini birazcık kendi açınızdan açabilirseniz sevinirim. Tabii.
Bir oyunda bir genel hikayesini kısaca özetlemek gerekirse, Sevgi Soysal'ın kanser tedavisi gördüğü Londra'da hayatının son aylarında ona gelen bir paketin içinden kitapları çıkıyor ve aslında o kitapların içinden de dört kendi yazdığı dört karakter oyun boyunca onun çevresinde oluyor diyelim. Ve bu dört karakter de tesadüfi dört karakteri değil, hem farklı kitaplarının hem de ölümünü yazdığı veya ima ettiği dört karakter hayatının farklı döneminden. Bunlardan bir tanesi de Çiğdem. Çiğdem hem Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'nda hem de sonra da Şafak'ta gördüğümüz bir karakter. Dolayısıyla gerçekten karşılaştığı, yani Yıldırım Bölge'de kendi anılarını yazdığı için gerçekten karşılaştığı, ama Şafak'ta da aslında bir nevi kurmacaya dönüşmüş bir karakter. Bizim için aslında onun hikayesi şu açıdan önemli. Bütün kadınlar, yani o bahsettiğim dört karakterde Chanel, Tante Rosa, Stella ve Çiğdem, hepsi farklı farklı şekillerde ölüyor. Hani bir sevgilisinin kurşunuyla da ölen var. İmroz'da askeri çıkarmada boğulan da var. Çiğdem de bunların içerisinde aslında 12 Mart'tan sonra o sistemik şiddetin içerisinde hayatına son veren, ama bunu yaparken de işkenceye karşı direnmenin son noktasında aslında bunu yapan bir karakter. Şu açıdan önemli, o dönem çok fazla işkencenin aslında solun işkenceyle tanıştığı bir dönem. Ama bu çok fazla yazılan, çizilen, hatta Sevgi Soysal'la aynı koğuşu paylaşan iki kişiyle de görüşmüştük. Onlar da biraz böyle işkencenin çok fazla tartışılmadığı, açık edilmediği bir dönem. Aralarında da yani çok konuşulmadığını söylemişti. Biz de sahnede tabii ki işkencenin kendisini değil, ama onun bıraktığı izi ve onunla dayanıp dayanmama tartışmasına yer vermek istedik. Bunu da aslında işkenceden sonra çok fazla konuşmayan bir karakterle, yani Çiğdem karakterini sergilerken çok fazla konuşmayan, biraz da konuşmayı reddeden bir karakter olarak sahnedeki karşılığını bulduk. Bizim için aslında o temsili yer vermek önemliydi. Çünkü Sevgi Soysal da bunu çok incelikli bir şekilde yapıyor. Yani Çiğdem'in işkenceden sonra koğuşta kadınlar tarafından gerçekten bahsettiğiniz gibi sarıp sarmalandığını, ona bir, yani bir nevi bir bakım verildiğini, saçlarının tarandığını, destek olunduğunu anlatıyor. Biz de bundan aslında çok etkilendik gerçekten. Ya son olarak da şunu sormak istiyorum. Boğaziçi Gösteri Sanatları topluluğundan birazcık bahsedebilir misiniz? Bunu da şu anlamda merak ediyorum aslında. Türkiye'de bir şey üretmek, özellikle sanat üretmek çok zor. Çünkü iktidar tarafından desteklenmiyor. Aksine işte sansüre maruz kalıyor, başka şeylere maruz kalıyor. O yüzden bir şey üretmenin anlamı nedir sizin için? Sizin topluluğunuz nasıl bir topluluktur? Boğaziçi Gösteri Sanatları topluluğu 1995'ten bu yana faaliyet gösteriyor. Hepimiz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sanat kulüplerinde tiyatroya başladık. Tiyatro kulübünde farklı dönemlerde ve mezuniyet sonrası oradaki tiyatro faaliyetini devam ettirmek aslında isteyenlerin kurduğu bir bağımsız tiyatro. Ama sadece tiyatro değil, dans, müzik projelerimiz de var. İşte müzik alanında Kardeş Türküler en çok bilinen projemizdir. Biz aslında 1995'ten bu yana farklı tiyatro oyunları, projeler üretiyoruz. Ama uzun bir geleneğin aslında içinden çıkıyoruz ve hani ürettiğimiz projelerinde ister istemez birbiriyle bir bağı var. Aramıza hep genç kuşaklar katılıyor. Farklı, yani bu oyunda da hani farklı kuşakların bir arada olduğu bir oyun. Günümüzde tiyatro yapmak zor. Bir kumpanya olarak tiyatro yapmak daha zor. Daha çok farklı projeler için buluşan ekiplerin ya da insanların ağırlıkta olduğu oyunlar bu son sezonlarda gündemde. Uzun yıllardır birlikte tiyatro yapan kumpanyaların sayısı az. Dolayısıyla bunlardan biri olmak bizim için önemli. Bu geleneğimizden ve bir aradalığımızdan güç aldığımızı söylemem lazım. Bizim için tiyatro yapmanın, üretmenin anlamı ne dersek, aslında giderek alanların daraldığı bir dönemde
önce aslında politik iklim, ardından pandemi, ekonomik kriz, kadın mücadelesi gibi birçok anlamda daralmışken bir oyun çıkarmak ve seyirciye o ferah bir şekilde bunu sunmak bizi de güçlendiriyor. Biz bu oyunu işte 1,5 yıl çalıştık ve oyunu çalıştığımız dönemde deprem, seçimler gibi böyle pek çok ekonomik kriz gibi birçok karanlık dönemden geçmemize rağmen üretmek önce biz sanatçı olarak ve işte kadın olarak bizi, sonra da seyirciyle buluşturduğumuzda seyircimizi besledi. Bir de bu oyunu biz 31 Ekim 2023'te çıkardık. İşte 100. yıl dönemde çıkardık ve oyunda da Cumhuriyet'in 25. yılı ile 50. yılı arasındaki dönüşüm anlatılıyor. Sevgi Soysal'ın hikayesi merkezinde. Dolayısıyla bizim için bir böyle yeni bir yüzyıla nasıl giriyoruzun muhasebesi gibi de oldu. Hani oraya dair sanatçı olarak da söz söyleyebilmek aslında bize en güç veren şeylerden biri. Umarız seyircimiz de bunu izlerken o gücü ve dayanışmayı hissediyordur. Bence gerçekten hissediliyor. Ben izleyen biri olarak bunu söyleyebilirim. Oyunda sahnelenmeye devam edecek zaten. Edecek, herkes evet. Takip edip izleyebilir. Bunu da tekrardan söylemiş olalım. Sizin eklemek istediğiniz bir şey olur mu son olarak? Belki böyle Nisan ayındaki tarihleri söyleyebilirim. Hı-hı. 20 Nisan'da Kanyon'da Han sahnedeyiz. 25 Nisan'da Fişekhane'deyiz. 4 Mayıs'ta sahne Puşeri'deyiz. Bizi moda sahnesinde de düzenli oynuyoruz. Bizi sezon boyunca, gelecek sezonda da seyircilerimiz takip edebilir. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için de tekrardan teşekkürler. Çok ben sağ teşekkür olun. Ederim.